Arkadaşlar merhabalar, bu videomda trigonometri kampının 16. gününde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 16. günün ikinci videosundayız. Evet, ikinci bölümün test birinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızda sayfa numarası 112'de kaldık. Şimdi de 112, 113 ve 114'ü çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birim kareler üzerine şu üçgenler çizilmiş. Bu açının tanjant değeri nedir diye soruluyor. Arkadaş, buraya A, buraya B dersem tanjant A artı B isteniyor benden. Tanjant A artı B'nin açılımı nedir? Tanjant A artı tanjant B. Evet. Tanjant A belli mi? Belli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 8, 9, 10, 11. Yani şurası da 11. O zaman 5 bölü 11 tanjant A artı tanjant B nedir? 1, 2, 3, 4 burası. 4 bölü 7. Bölü 1 eksi çarpımları, yani 20 bölü 77 yaptı. İşte şunu 7 ile genişletelim, bunu da 11 ile genişletelim. Hocam 35 artı 44, 35 ile 44 toplarsan kaç yapıyor? 79 yapıyor. 79 bölü 77 yaptı burası. Bölü aşağısında 77 eksi 20'den 57 bölü 77 yaptı. Bölü 77'ler gitti. O zaman cevabımız 79 bölü 57 yapar. Yani 18. soru Ceyhan oldu. Geldik 19'a. Kosinüs x 2 bölü kök 5 olduğu bilindiğine göre hangileri rasyonel sayıdır diye soruluyor. Arkadaşlar, dik üçgenden bir kere belli. Kosinüs x 2 bölü kök 5 ise 1 2 kök 5 üçgeninden burası 1 yapar, ya da Pisagor bağıntısından. Kosinüs 2x'in açılımı kos kare x eksi sin kare x, ya da diğerlerinden de açabilirsiniz, fark etmez. Kosinüs x belli, 2 bölü kök 5 karesi 4 bölü 5 yapar. Eksi sin kare x, 1 bölü kök 5'in karesi 1 bölü 5, o da 3 bölü 5 yapar. Bu bir rasyonel sayıdır. Doğru mu? Doğru. Şimdi öbürüne bakacağız. Hocam bu 2x artı x şeklinde yazılıyor. Sinüs a artı b'nin açılımı şeklinde yazılacak. Sinüs a artı b'nin açılımı da nedir? Hocam sin kos artı sin kos şeklinde açılıyor. 2x x'e x 2x şeklinde olacak. Şimdi şurayı açalım mı arkadaşım? Kosinüs x belli mi? Belli. Kosinüs x nedir? 2 bölü kök 5'tir. Hocam burası 2 bölü kök 5. Sinüs 2x'i de açalım. Sinüs 2x de 2 sinüs x kosinüs x değil mi? Evet. Yani 2 çarpı sinüs x dediğimiz 1 bölü kök 5. Kosinüs x dediğimiz de 2 bölü kök 5. Bu 4 bölü kaça eşit oldu o zaman? 5'e mi eşit oldu? Evet. 4 bölü 5'e eşit oldu. Arkadaş, sinüs 2x de 4 bölü 5'e eşit oldu. Şimdi bak, burası bir kere kök 5'li bir değer. Bak, 8 bölü kök 5 yaptı burası. Hocam burası eksi 8 bölü kök 5 olmadığı sürece bu tam sayı olamaz. Yani rasyonel sayı olamaz. Bunu da açacak olursanız zaten 8 bölü kök 5 olmadığını görürsünüz. O zaman bu olmaz. Tanjant 4x değerine bakalım şimdi. Tanjant 4x dediğimiz, hocam 2x artı 2x şeklinde yazılıyor ya. Hani tan artı tan. Yani 2 tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x yapar. Tanjant 2x'i de şurada açayım. Tanjant 2x de hocam 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x yapar. Tanjant x rasyonel mi? Rasyonel. Hocam bu rasyonel. Bak dikkat et, rasyonel. Bu da rasyonel, komple rasyonel. Yani burası komple rasyonel yapıyor. Tanjant 2x rasyonel oldu. Bu rasyonelse bu karesi de rasyoneldir. Birden çıkartınca da rasyoneldir. O zaman bu da eleman rasyonel sayı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Hiç öyle değerini de bulmamıza gerek yok. Bu rasyonel, yani köklü bir sayı olmadığı için burada rasyonel sayı çıktı. Burada yerine yazınca da yine köklü bir sayı çıkıyor. Rasyonel çıkıyor. O zaman bu da doğru. Cevap böylelikle 19. soruda 1 ve 3 yaptı. Geldik 20'ye. Kotanjant KAD. Arkadaşlar, KAD. Şimdi bir kere çeyrek daireler vermiştir. A ve B merkezi. Dikdörtgen ya. Hocam bu da yarıçap. Bak, dikdörtgenden bu da eşit. Hocam bu da yarıçap. Bu da yarıçap. Bu da yarıçap. Bu da yarıçap. Aa, ikizkenar çıktı. Şimdi benden burada kaçının kotanjantı bahsedilmiş. İkizkenardan dolayı burası da aynı açı yapar. Hocam ikizkenar tabanına ait yükseklik çizelim mi? Çizelim. Zaten bu açıya ait de bana ne lazım? Bir kotanjant lazım. Kotanjantı ne? Hocam 2 bölü 3. Tamam, 2 bölü 3. İkizkenarda çizilen yükseklik tabanı ikiye parçaya bölecek. Burası da 2 mi yaptı? Evet. Aa, burası da ne yaptı? Alfa bölü 2'ye alfa bölü 2 yaptı. Süper. Şimdi benden ne isteniliyor? Kosinüs alfa isteniliyor. Hocam, kosinüs alfayı ben şöyle açabilirim. Ya kosinüs alfayı işte sinüsünü de açabilirim. Kosinüsünü de açabilirim. İstediğim şekilde açabilirim. Neyse, yarım açı formülünden alfa bölü 2 şeklinde açabilirim. Hadi açalım bakalım. Kosinüs alfa nedir arkadaşlar? İstediğiniz şekilde açın. Ya kos kare eksi sin kare, ya da 1 eksi 2 sin kare, ya da 2 kos kare eksi 1. 2 kos kare alfa bölü 2 eksi 1 şeklinde açın. Hocam alfa bölü 2 4, 9, 13. Burası kök 13 mi yaptı? Evet. Yani 2 çarpı
Kosinüs alfa bölü 2 3 bölü 13 karesi 9. 3 bölü kök 13 9 bölü 13 mi yaptı? Evet. Burası 9 bölü 13 yaptı. Bir de eksi 1 oldu. Yani burası 18 bölü 13 eksi 1 yapar. O da 5 bölü 13 mi gelir? Evet. Benden kosinüs alfa isteniliyordu. Direkt cevap 5 bölü 13 çıktı. Evet, 20. soru. CR oldu. Geldik 21'e. Şimdi burada ne demiş? Oh. Bu da 1 bölü sinüs 2x denmiş. Arkadaş, kotanjant 2x değeri var. O zaman dik üçgen çizelim. Bak şöyle bir dik üçgen çizelim. 2x açısına ait dik üçgen çizelim. 2x açısına ait dik üçgende kotanjant 2x a bölü 3 artı 2 bölü 1. Hocam 1 bölü sinüs 2x buna eşit ya. O zaman sinüs 2x de 1 bölü kare kökünde a kare artı 1'e eşit değil mi? Evet. Bak sinüs 2x değeri. Bak karşısı 1 bölü, o zaman burası da kare kökünde a kare artı 1 olmak zorunda. E o zaman burada ne yapacağız gençler? Pisagor bağıntısından a'yı bulabiliriz galiba. Sonra sinüs 4x deniyor. Bulalım bakalım. Şunun karesi. Yani bunun karesi ne yaptı? A kare artı 1 mi yaptı? Evet, a kare artı 1 eşittir. Şunun karesi. Birincinin karesi. Hayır, ya da şöyle yazayım ben de açıklayıcı bir şekilde olsun. Kare kökünde a kare artı 1'in karesi artı eşittir. Pardon, Pisagor bağıntısından. A bölü 3 artı 2'nin karesi artı 1'in karesinden. Bunun karesi a kare artı 1 yapar eşittir. Bunun karesi a kare bölü 9 artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2a bölü 3 çarptığımız zaman bir de iki katı 4a bölü 3 yapar. Artı 4 yaptı, bir de 1 var burada. 1'ler nanay oldu. A kareden a kare bölü 9 çıkınca 8a kare bölü 9 geldi burada. Eksi 4a bölü 3 geldi. Eksi 4 geldi eşittir 0 yaptı. Hepsini bir 4'e bölsek 2 kalır. 4'e böldüğünde 1 kaldı. 4'e böldüğünde de 1 kaldı. Yani buradan ne geldi? 2a kare bölü 9 eksi a bölü 3 eksi 1 eşit 0 yaptı. Paydalarını eşitleyelim. Yani ya da denklemi 9 ile çarpalım direkt. 9 ile çarptığın zaman 2a kare eksi 3a eksi 9 eşit 0 yaptı. O zaman bu 3'e 3. Bu da 2a'ya a dersem eksi 3 elde edeceğim. Şu şekilde. Çapraz çarpımların toplamları eksi 6a artı 3a geldi mi? Geldi. O zaman buradan ne geliyor dostlar? Şöyle bir şey geliyor. 2a artı 3'e a eksi 3 eşit 0 oldu. Bu sıfıra eşitse a'yı eksi 3 bölü 2 buluruz. Ama a negatif bir sayı olamaz. Bu sıfıra eşitse a'yı 3 buluruz. Bu olamayacağı için a 3 oldu. A yerine 3 koyarsam. Hocam dik üçgenin kenarları çıktı. A yerine 3 koyduğumda 9 artı 1'den burası kök 10 çıktı. 3 bölü 3 1 artı 2'den burası da 3 çıktı. Tamam, her şey çıktı meydana. Şimdi benden sinüs 4x deniyor. Sinüs 4x değeri 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x eşit değil mi? Evet. 2 çarpı sinüs 2x belli mi? Belli. 1 bölü kök 10. Evet. Çarpı kosinüs 2x belli mi? Belli. 3 bölü kök 10 burası da. O zaman burası da ne yaptı? 2 kere 3. 6 bölü 10'a eşit oldu. 6 bölü 10 da nedir? 3 bölü 5'tir. Yani cevap C'ye çıktı 21. soruda. Evet gençler, geldik 22. Aşağıda bir avcının ağaçtaki kuşu vurmasıyla. Ne vuruyorsun kardeşim ağaçtaki kuşu ya? Ya kuşun yerdeki konumu ve kartal ve köpek verilmiş bize. Avcı köpeği A noktasından kartal ise B noktasına aynı anda sabit hızlarla C noktasında vurulan kuşu almak için harekete geçiyorlar. Ve bir süre sonra aynı anda C noktasına varıyorlar. Aynı anda süreleri eşitmiş. Evet, B noktasındaki yerdeki dik izdüşüm A noktası olduğuna göre diyor. Hemen şöyle izdüşümü şurasıymış. O zaman izdüşüm burasıysa burada bir 15-75-90 üçgeni karşılaştık. Kartal hızının köpeğin hızının oranı nedir diye soruyor. Kartala şöyle V1, buna da V2 diyelim. Arkadaşlar gittikleri ya süreler aynı değil mi? Evet. Şunun gittiği yola X, bunun gittiği yola Y dersem X eşittir V1 çarpı T. Y de neye eşit? V2 çarpı T'ye eşit. Benden V1 bölü V2 isteniyor. Taraf tarafa oranlarsam X bölü Y V1 bölü V2 oldu. A benden ne isteniyor? Evet, X bölü Y isteniyor. X bölü Y'ye nasıl ulaşabilirim? Hocam ya 15'e ya da 75'e bakacağız. 15'e bakalım. 15'e baktığımız zaman karşı ve hipotenüs var. Yani ben tanjant 15 değil, pardon, sinüs 15'i bulabilirim y bölü x diye. A benden x bölü y isteniyor. O zaman şuraya yazayım. X bölü y de neye eşittir? 1 bölü şu tam tersi. Ters çevirdim, ters çevirdim. 1 bölü sinüs 15'tir. Sinüs 15'tir. O zaman bu da 1 bölü sinüs 15 dediğimiz nedir arkadaşlar? İstersen yarım açıdan git. 30'un yarısından. Ya da 45 eksi 30 şeklinde yazmak daha mantıklı bana. O yüzden sinüs a eksi b'nin açılımı sinüs 45 çarpı sin kos kosinüs 30 eksi sinüs 30 çarpı ne yapıyor? Kosinüs 45 mi yapıyor? Evet. Şimdi bu da 1 bölü sinüs 45 1 bölü kök 2, yani kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs 30 nedir?
Kök 3 bölü 2. Süper. Eksi sinüs 30 dediğimiz 1 bölü 2 çarpı kosinüs 45 de 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2. Aa hocam paydalar aynı. Bak. O zaman kök 6 eksi burası. Bak 1 bölü kök 6 eksi kök 2 bölü 4 yaptı. Burada yerine yazarsak olmuyor arkadaşlar. Ben biraz önce denedim olmadı. Başa aldım biraz. Teknolojiyi kullanıyorum burada. Kök 6 yerine 2.6. Kök 2 yerine de 1.4 yazarsam çıkarttığım zaman kaç yapıyor? Sen de büyük ihtimal orada takıldın zaten. Hocam 2.6'dan 1.4 çıkartırsak o da 1. Kaç yapıyor? 2 yapıyor. 1.2 bölü 4 de cevaplarda var mı? Yok. O zaman ne yapacağız hocam? Bu şekilde şunu bir ters çevirelim. Matematiksel işleme devam edelim. Hocam bu ne geliyor? 4 bölü kök 6 eksi kök 2 geldi buradan. Burada kök 6 artı kök 2 eşleniğiyle çarparsam 4 çarpı kök 6 artı kök 2 bölü karesi eksi karesinden 4 geldi. Şu. Kök 6 2.6. Yani 2.6 artı kök 2. Kök 2 de 1.4. Topladığımız zaman da böylelikle 4'ü buluruz arkadaşım. Tamam. Biraz böyle şeyi de kullandık. Ama burada yaklaşık değeri değil de şu şekilde değeri nedir diye sorsaydı daha güzel olurdu. Çünkü cevapta ben de sıkıntı yaşadım mesela. Sen de yaşamışsındır. Ama neyse ki hallettik. 22. soruyu Edremit bulduk. Geldik 23'e. Evet şöyle bir şey verilmiş arkadaşlar bize. En son oran istenildiği için ben bunlara 1 1 yazabilirim. Buraya 1 1 o zaman burası 2. Arkadaş burası 2 burası 1 burası 1. Tanjant BAC. Tanjant BAC. BAC. Şuradaki açının tanjantı ve ACB'nin tanjantı. Evet şuraya da alfa diyelim isterseniz. Ha ikizkenar ya alfa alfa. Hocam burası 2 alfa. 2 alfadan bir şey geliyor mu? Burada dik üçgen yok gelmiyor. O zaman ne yapmalıyız biz? Şimdi benden tanjant alfa değeri isteniliyor ya. Tanjant alfayı elde edebilirim. Tanjant alfayı ve şunu elde edeceğim. Arkadaş o zaman nasıl bir hamle yapmalıyım ben? Tanjant alfayı elde etmek için hocam şuradan dik çizebilirim. Ama buna ait dik üçgen olmadı ki şuna ait. Hocam şuradan dik çizebilirim. Alfaya ait bir de. Alfaya ait dik üçgen çizdiğimde ikizkenar oluştu mu burada? Oluştu. Taban iki eş parçaya böldü. Sonra ne yapacağız? Ben buradaki açıya ait de bir dik üçgen oluşturmayayım. O dik üçgende hop şöyle mi olur arkadaşım? Olursa 1'e 2 oran var ya bak burada. Bunlar da paralel ya. 1'e 2 oran olacak. Bunlar eşit ya. Sağlanmaz. O dikimiz sadece nereye düşüyor? Şuraya düşecek. Evet. Bilmiyorum. Geometride böyle oran kullanmak bu şekilde aklıma geldi. Ya da trigonometri mantığını kullanaraktan bu açıya ait dik üçgen oluşturamazsam da bunun 180'e tamamlayana ait oluşturuyorum bak burada. Şimdi şunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Hocam burada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası A iken burası da A'ya. Şimdi A iken 2A'ya buraya da A mı kaldı? Evet. Sonra. Şimdi tanjant değerleri de isteniliyor bizden. Buluruz. Arkadaşım bu açının tanjant değeri belli mi? Belli. Şimdi ben şuraya bir B dersem bu arada. Şuraya bir B dersem. Şöyle Pisagor bağıntısından yazmak istemedim. Hocam burada da ne var? 1 bölü 3 oran var böyle. 1 bölü 3'ten burası da 3B mi oldu? Evet. Şimdi tanjant BAC'ye bak. BAC'nin tanjantı. Tanjant alfa şuraya bir x dersem eksi tanjant x'e eşittir. O da eksi 3b bölü a değil midir? Evet. Sonra tanjant alfa belli mi? Tanjant alfa. Şurası alfa dedim ama şunun tamamına ben beta diyeyim. Pardon. Tanjant beta eksi tanjant x eşittir. Tanjant alfa belli mi? Belli. O da b bölü a'dır. İşte benden şunu oran isteniyor. Yani eksi 3b bölü a bölü b bölü a isteniyor. Şunlar gitti. Cevapta kaç yapar? Eksi 3 yapar. Evet. Güzel bir soruydu. 23. soru. Edremit oldu. Oranı da kullandık. Geometrik bilgiyi de kullandık. Geldik 24'e. Evet. Bu yarıçap arkadaşım. Bu yarıçap, bu yarıçap. O zaman ikizkenardan burası da B yapar. B. Burası da x 3'ünün toplamı üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan buraya da 180 eksi 2B mi kaldı? Evet. Aa hocam bu çeyrek daire olduğu için 90 derece. Bu üçünün toplamı yani 2A artı 180 eksi 2B eşittir 90 olmalı. Bunu buraya attım. 90 eşittir 2B eksi 2A olur. Yani B eksi A'yı kaç buluruz? Buradan 45 derece olarak buluruz. Ha, tanjant B belli. Tanjant A isteniyor. Arkadaşım tanjant 45 dediğimiz bak tanjant B eksi A dediğimiz tanjant B eksi A dediğimiz aslında tanjant 45'e eşittir. Bak. Tanjant B eksi A'nın açılımı belli. Tanjant B yani 5 eksi tanjant A. Tanjant A yerine de n diyeyim. N bölü 1 artı çarpımları 5n eşittir. Yani tanjant B eksi A'nın açılımı yaptım. Tan eksi tan bölü 1 artı tan. Yani tanjant B.
5 eksi tanjant A. Onun yerine de n yazdım. Bölü 1 artı çarpımları 5n yazdım. Tanjant 45 eşit. Yani 1'e eşit. O zaman buradan ne geldi arkadaşım? 5 eksi n 1 artı 5n geldi. 4 eşittir 6n geldi. O zaman n'i de buradan 4 bölü 6 bulduk. Yani 2 bölü 3 bulduk. Tanjant A değeri isteniyor bizden. Cevap da 2 bölü 3 çıkar. 24 Ceyhan oldu. Güzel bir soruydu. Geldik buraya. Bir parabol verilmiş. Parabol de bu şekilde verilmiş. Kökler verilmiş. Kardeşim kökler de verilmiş mi? Verilmiş. Bizim için önemli olan ne? Kökler toplamı ve kökler çarpımı. Hemen kökler toplamını yazalım. Yani x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani eksi m. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 de nedir? C bölü a'dan n'dir. E hocam kökler toplamı. Bak kökler de zaten tanjant 20'ye tanjant 25 verilmiş. Yani tanjant 20 artı tanjant 25 eşittir eksi n verilmiş. Tanjant 20 çarpı tanjant 25 de eşittir n verilmiş. Aa hocam 20 ile 25 toplamı 45 değil mi? O zaman tanjant 45 aklıma geldi. Bu neye eşit? 20 artı 25 eşit değil mi? Evet. O da tanjant 20 artı tanjant 25 bölü 1 eksi tanjant 20 çarpı tanjant 25 olacağından. Hocam tanjant 45 neye eşit? 1'e eşit. 1 eşittir. Tan 20 artı tan 25'i ben buldum zaten. Eksem bölü 1 eksi çarpımları. Tanjant 20 çarpı tanjant 25 de n zaten. O zaman buradan 1 eksi n eksi m eşit oldu. Bunu attım öbür tarafa. M eksi n de eksi 1'e eşit olur. 1'i de öbür tarafa attım. Bizden de zaten bu değer isteniliyor. Çok güzel bir soruydu. 25. soru Balıkesir yapar. Geldik 26'ya. A kosinüs 80 artı 1 bölü tan eksi tan verilmiş. Arkadaşlar 1'i yok edeceğim. O zaman yarım açıyı kullanacağım. Burada kosinüs de 2 çarpı 40 ya burası. Kosinüs 2x'in açılımında 1'i yok eden eksi 1'li açılım olacak. O zaman şunu nasıl yazabilirim ben? 1 eksi 2 sin kare değil de 2 kos kare 40 eksi 1 şeklinde yazarsam. Bir de artı 1 var. Şunlar gitti. O zaman A'nın yukarısını ne buldum bak şimdi? A'yı buldum. Bir şekilde buldum. Yukarısını 2 kos kare 40 buldum arkadaşım. Aşağısına bakayım. Tan 25 ve kot 15 var. Hocam şu o da ne olacaktır? Sinüs 25 bölü kosinüs 25 eksi kosinüs 15 bölü sinüs 15 mi yapıyor burası? Evet. Bunu sinüs 15 ile çarparsam, bunu da kosinüs 25 ile çarparsam eğer burası ne geliyor arkadaşım? Sinüs 25 çarpı sinüs 15 eksi kosinüs 25 çarpı kosinüs 15 bölü nesi var? Sinüs 15 çarpı kosinüs 25 yaptı burası. Şimdi yukarıda sin sin eksi kos kos var. Ben neyi biliyorum arkadaşım? Sin sin eksi kos kosu değil ki. Kos kos eksi sin sin'i biliyorum. Eksi parantezini alsam. Hocam burası eksi burası artı yapar. O zaman yukarısı kos kos eksi sin sin oldu. Kosinüs a artı b'nin açılımı oldu. O zaman. Burası ne yapıyor? Kosinüs eksili tabii ki bu. Ne yaptı? Toplamları. Kosinüs a artı b'nin açılımı. Yani kosinüs 40 bölü sin 15 çarpı kos 25 yaptı. O zaman arkadaşlar şurada bölülü bir şekilde ya ters çevirip çarpacağım. Şunu ters çevirip çarptığın zaman hop ters çevirip çarpıyorum. Hocam sinüs 15 çarpı kosinüs 25 bölü aşağısında ne yaptı? Kosinüs 40 yaptı. Çok güzel. Hatta burada A çarpı B deniyordu bana. B de verilmişti burada. Şu çarpı B'yi de ekleyeyim buraya. Çarpı B. Kosinüs 20. Burada 65 var ama kosinüs 25 var ya. Ben bunu 25'e çevireyim. Bu sinüs 25 değil midir? Evet çarpı. Bu sinüs 75'te 15'li bir şey var mı burada? Var. Kosinüs 15 eşittir. Çok güzel. Şimdi kosinüs 40'lardan bir tanesi gitti mi? Gitti. Bak şimdi dikkat. Burada A çarpı B neye eşit oluyor? Hocam şuna bak. 2 var. Sinüs 15 var. Kosinüs 15 var. 2 sinüs 15 kosinüs 15 sinüs 30 eşit değil midir? Aynen öyle. Sinüs 30 yaptı burası. Sonra öbürlerine bakalım. Bak şimdi. Hocam sin 25 ve kos 25 var burada. Bu ikisinin çarpımında başka iki çarpımında yok. Sin kos çarpımı neydi? Sinüs 2x bölü 2 değil miydi? Evet. Yani burası da neye eşit oluyor o zaman? Hocam orası da sinüs 50 bölü 2'ye eşit olacak. Sinüs 50 bölü 2'ye eşit olacak. Başka bir de ne var burada? Hocam bir de kosinüs 40 var. E tamam. Buradan bir şeyler geliyor mu? Geliyor. Hocam sinüs 30 dediğimiz 1 bölü 2 çarpı. Sinüs 50 dediğimiz bak şunu şeyde yapabiliriz.
Cevaplarda nasıl verilmiş? Sinüse çevirelim. Şu kosinüs 40 da sinüs 50 değil midir? Evet. Şunun yerine de sinüs 50 yazalım. O zaman 1 bölü 2 çarpı ikisi de var burada. Bir de çarpı yukarıda sin kare 50 mi yaptı? Evet. Ama burada sanki eksi de vardı ya değil mi? En başta. Burada eksiyi koymayı unuttuk biz burada. Eksi kosinüs 40. Yani şurada eksi çarpımı da vardı. O zaman burası da eksi. Burası da eksi olacak. O zaman eksi sin kare 50 bölü 4'e eşit olacak. Evet, işlem hatası yapıyorduk neredeyse. Eksiyi unuttuk burada. Yerine yazdık ve cevap eksi sin kare bölü sin kare 50 bölü 40 4'e eşit oldu. Hatta eksi kos kare 40 bölü 4 de olabilirdi. Var böyle bir şey? Yok. O yüzden cevap C şıkkı yaptı. Evet, 26. soru C oldu. Geldik 27'ye. Aşağıda bir boya firmasının eş karelerden oluşturulmuş örnek. Evet, eş karelermiş bunlar arkadaşım. DEC 4 4 vermiş. 4 4. O zaman karenin bir kenarı kaç? 8. Diğer bir karenin kenarı da 8. Şimdi benden kotanjant BAF isteniyor. Arkadaşlar şu açının kotanjant değeri isteniyor. Aa, burada ne var? Hocam şurada ben dik üçgen oluşturacak olursam hop şöyle 4 8 ise burası 4 kök 5 yapar. Hocam burada da dik üçgen var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 4 çıkar. Aa, burada bak kollara çizilen dikler eşit oldu. Yani bu açı ortay olmuş oldu. Peki şimdi kotanjant BAF isteniyor. Arkadaşım ben buraya alfa alfa dersem buraya ne kaldı? 90 eksi 2 alfa mı kaldı? Evet. Şimdi benden kotanjant 90 eksi 2 alfa isteniyor. Bu tanjant 2 alfa eşit değil midir? Bitti. Tanjant 2 alfa da hani alfa artı alfa gibi düşün. Tan alfa artı tan alfa, yani 2 tanjant alfa bölü 1 eksi çarpımları tanjant alfa çarpı tanjant alfa, tanjant kare alfa eşitti. Yani 2 çarpı tanjant alfa 1 bölü 2 değil mi? 4 bölü 8 tanjant alfa, çünkü tanjant alfa 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. Yani 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı bölü 1 eksi 1 bölü 4 yapar. E o zaman buradan ne geldi? Yukarısı 1 yaptı. Aşağısı da 3 bölü 4 yaptı. Ters çevir çarptığı zaman da 4 bölü 3 yapar. Yani cevap Denizli oldu. 27. soruda geldik. 28'e. Şöyle bir şey verilmiş. Arkadaş burası sin A bölü cos A eksi sin B bölü cos B yaptı. Bu da 2 sin A çarpı sekant B. Sekant B de nedir arkadaşım? 1 bölü kosinüs B ya. Yani kosinüs B'ye eşittir. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam bunu kosinüs B ile çarpalım. Bunu da kosinüs A ile çarpalım. Bak şimdi. Hocam sin A çarpı cos B eksi sin B çarpı cos A bölü kosinüs A çarpı kosinüs B eşittir 2 sinüs A bölü kosinüs A değil B. Hocam kosinüs B'ler gitti mi? Gitti. Bak yukarıdaki güzel bir ifade var. Ne var burada? Hocam sin kos eksi sin kos. Sinüs A eksi B'nin açılımı değil midir? Evet. Kosinüsle de öbür tarafı çarpınca 2 sin A kos A yapıyor. O da sinüs 2 A'ya eşit değil midir? Aynen öyle. E o zaman biz böyle bir şey bulduysak bu ne demek arkadaşlar? Ya A eksi B neye eşittir? 2 A'ya eşittir. Ya da A eksi B neye eşittir? 180 eksi 2 A'ya eşittir. Sinüs eşittir sinüs olduğunda değil mi? Bize bir şey verilmiş mi aralık? Evet. 0 ile 90 arasında B ile A. Buradan ne geliyor arkadaşım? Öbür tarafa atınca eksi B eşittir A geldi. Valla eksi B eşittir A olmaz. Şimdi A bir dar açı olursa eksi B B açısı da şimdi ne oluyor? Şimdi A ya B dar açı olursa daha doğrusu 20 olursa A eksi 20 olur. Yani 0 ile 90 arasında düşmez. O yüzden bu olmaz. O zaman bu olmak zorunda. Attım öbür tarafa 3 A eşittir 180 artı B mi oldu? Evet. Ya da dur bakalım kosinüs 3A isteniyor benden. Oo süper. 3A eşittir 180 artı B oldu ya. Şimdi gelelim şuraya. Kosinüs 3A. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. 3A yerine 180 artı B yazabilirim ben. Kosinüs 180 artı B yapar burası. Hocam indirgemeyi düşünelim. 180'e A eklersem 3. bölgeye düşüyor. Fonksiyon isim değiştirmez. İçindeki 180 attığın zaman o zaman bu da kosinüsün işareti eksi ya. Eksi kosinüs B'ye eşit olmak zorunda. Cevap da eksi kosinüs B'ye eşit olur. İşte bitti. Cevap Denizli oldu. 28. soruda. Geldik 29'a. Aşağıda yarı çapı 10 cm olan demir küre biçimindeki sar kaç? Topun 16 cm uzunluğundaki gergin AB demir çubuğuna sabitlenmiştir. Evet burası 16 cm'ymiş. 16 cm. Yarı çap kaç? Yarı çap 10. Aa merkez T'ye çektikten burası da 10. Bak burada güzel bir şey çıkıyor. Hocam burası 2'nin 5 katı. Hocam burası 26, 2'nin 13 katı.
E hocam burası da o zaman ne olacak? 5, 13. 2'nin 12 katı olacak. 5, 12, 13 üçgeninden 24 oldu. Sonra Sarkaç salınım hareketi gerçekleşirken top C noktasından tamına değmektedir. Sarkaç birinci konumdan ikinci konumuna göre X açısı kadar hareket etmiş böyle. Böyle X gitti. İkinci konuda ise ilk konumuna göre 2X hareket ediyor. E buradan buraya X, buradan buraya da 2X hareket ediyorsa o zaman bizim burada kaçtı X'e tamam 2X olacak. Burası da X mi olacak? Evet. Bak burada bir dik üçgen var elimizde. Şu dik üçgene yoğunlaşacağız. O zaman burası 90-2X mi yapıyor? Aynen öyle. Şimdi benden tanjant X değeri isteniyor. Arkadaşlar ben tanjant 90-2X'i bulabilirim. Bu ne eşittir? Kotanjant 2X eşit değil midir 90'a tamamlayanın? Kotanjant 2X neye eşit arkadaşlar? Tanjant 90-2X nedir? Hocam 5 bölü 12 mi yapıyor? Yani 10 bölü 24 yapıyor. O da 5 bölü 12 yaptı. Kotanjant 2X 5 bölü 12 ise tanjant 2X nedir? Tersi değil midir? 12 bölü 5'tir. Tamam. Şimdi tanjant 2X var elimde. Ne? 12 bölü 5. Tanjant 2X'in açılımı da tan artı tan. Yani X artı X şeklinde ya. Tanjant x artı tanjant x yani 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x tanjant kare x yapar. E o zaman ben burada tanjant x yerine a yazarsam hocam buradan 12 bölü 5 eşittir 2a bölü 1 eksi a kare yapar. İşler dışlar yapalım o zaman. Buradan 12 eksi 12 a kare eşittir 10a yapar. Hepsini öbür tarafa toplayalım. 0 eşittir 12 a kare artı 10a. Eksi 12'ye eşit oldu. Hatta 2'ye böl bunu. 2'ye böl bunu. 0 eşittir. 6a kare artı 5a. Eksi 6 yapar. Oo, şimdi şunu elde etmeye çalışacağız. Hadi bakalım çarpanları ayıralım. 3a'ya 2a dersen 5'i elde edeceğim ben. 2'ye 3'ten 9 ve 4 elde ediyor biliyorum. Eksili olacak artı olacak burası. Şuraya artı buraya eksi dersem çapraz çarpımlarının toplamları 9a eksi 4a 5a'yı veriyor. O zaman yan yana olanlar. Yani 3a eksi 2'ye 2a artı 3 çarpımları eşittir 0'dır. Şu 0'a eşitse a'yı 2 bölü 3 bulurum. Bu 0'a eşitse a'yı da eksi 3 bölü 2 bulurum. Ama a dik üçgenin açısı değil mi? Evet şurada dik üçgenin açısı. Bak şuradaki şey tanjant x değeri. X değeri böyle dar açı olduğunu biliyorum. O yüzden şu olamaz. Yani a dediğimiz 2 bölü 3 yapar. A dediğimizde zaten tanjant x'ti. Tanjant x 2 bölü 3 çıkar. Yani cevap böylelikle Balıkesir oldu. Güzel bir soruydu. 29 Balıkesir çıktı ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Yani bu bölümü ikinci videoyu bitirdik. Yani 16'daki 16. gün ikinci video bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 3. günde yani test 1'i bitireceğiz. 3. günde 16. günün 3. videosunda daha doğrusu. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.